Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelova mahallesinde bir sitede uzun zamandır izolasyon sorunu yaşayan apartman sakinleri sürekli evlerini su basmasından rahatsız olunca harekete geçti. Apartman sakinlerinin hesaba katmadığı olaysa apartman inşaatında eksik kullanılan demirleri ve malzemeleriydi. Yapılan izolasyon çalışmasında balkonları çöken bina sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı. Şimdi sitenin diğer sakinleri de aynı olayla karşılaşma riski nedeniyle endişeli. 2014 yılında yapılan site Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunuyor. Sitenin bahçesinde gezen Greider ve bir harabeye dönen bu binanın görüntülerinin nedeni ise müteahhit hatası. Güzeloba'da bulunan bu sitede müteahhit firmanın yaptığı izolasyon hatalarının yüzünden vatandaşlar uzun zamandır izolasyon sorunu yaşıyorlardı. İşte arkamda gördüğünüz bu binada da kendi çaplarında bina sakinleri izolasyon çalışması yaptılar ama balkonları buna dayanamadı ve çöktü. Yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşayan Okkalı ve Demir aileleri taşındıklarından bu yana evlerini basan su nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir firmayla anlaşarak izolasyon çalışması başlattı. Ama izolasyon çalışmasına eksik demirler ve malzemelerle yapılan binanın balkonları dayanamadı ve yıkıldı. Müteahhitin yapmadığı izolasyon problemlerini aşmaya çalıştık. Bu esnada çalışma sırasında arkadaşlar kazıları yaparken balkonda eğilme ve göçmeler oldu. Daha sonraki zamanlarda biz bunu kontrollü bir şekilde kepçeyle indirdik. Akşam otururken 9 gibi bir ses geldi. Cam balkonla beraber balkonumuz yaklaşık 20 santim aşağı indi. Ondan sonra işte komple gördüğünüz gibi balkonumuz falan yok artık. Bir balkona 6-7 tane demir tutamaz. Burası balkon. Bu evde insan yaşıyor. Ne zannediyorlar? Bize burayı pulla vermiyor ki, parasıyla satın alıyoruz. Senelerin emeğini aldık, buraya yatırdık, çöp mü yaptık? 7 yıllık sitenin çatlayan duvarları, su basmaları ve en son olarak da balkonlarının yıkılmaya başlanmasıyla birlikte site sakinleri şimdi endişeli. Adamı çağırıyoruz, gel ilgilen, yaptığın işle ilgilen diyoruz. Yok, karşımızda muhatap yok. Nerede, hani bak biz bunları çekerken nerede? Nerede? Ben sakin olamıyorum artık. İzolasyon çalışmasını yürüten firma yetkilisi Mimar Oğuz Seskin ise insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek müteahhit hataları yüzünden bir facianın eşinden düğünüldüğünü kaydetti. Dublekslerde, ters dublekslerde bir su sıkıntısı olduğu için temele kadar açmak durumunda kaldık. Ama dış perdelerdeki izolasyonda ciddi eksikler gördük. Onların tespiti yaptık. Dolayısıyla kazım aşamasında da balkonların altındaki boşluklarda çökmeler meydana geldi. Donatılarda ve betondaki beton imalatlarında eksikleri tespit ettik. Dün de altlarını boşalttığımızda balkonlar çökme noktasına geldi. Site sakinleri şimdi ulaşamadıkları müteahhit hakkında yasal işlem başlatırken bir yandan da diğer bloklarda aynı sorunların yaşanabileceği endişesi içinde.